ve ailelerle birlikte ve ailelerin yüzünde o mutluluğu görebildim. Yani çocukları bir şeyler de yapabiliyor ve bayağı da iyi yapıyorlar yani. Ve üstelik de sadece kendi çocuğu değildir bu farklılıkta olan, birçok başka çocuklar da vardır. Dolayısıyla bu hem öğrenciye, çocuğa, gence yönelik, engelli bireye yönelik verilen hizmetin yanı sıra aileye yönelik de verilen paralel bir şekilde yürümeli. Bu yıl içerisinde yapmayı düşündüğümüz etkinliklerimiz var epeyce bu konularla ilgili. Geçtiğimiz yıl Almanya'dan gelen bir eğitmen olmuştu. Özellikle müzikle birlikte bu stres faktörünü giderici ve hem engelli bireyin kendisini müzikle ifade edebilmesi hem de o rahatlamayı sağlayabilmesi yönünden çok başarılı bir uygulamaydı. O tür çalışmaların devamını getirmeyi düşünüyoruz. İlaveten bu söylediğim kapsamdaki projelerle üniversitelerin de destek olmasıyla velilere yönelik daha fazla hizmet götürmemiz gerektiği inancındayım. Benim aklıma gene başka bir soru geldi bu noktada. Mesela SOS Çocuk Köyümüz var burada. Yani devlete bağlı bir kurum değil ama orada bildiğim şöyle mesela özürlü çocuklara bakım vermemek gibi bir şeyleri var, kuralları var. Yani çocuk özürlü ya da engelli ise alamıyorlar. Onların yapısı gereği. Öyle mi? Var mı Öyle böyle bir bir şey? evet, yani engelli ve özürlü çocuk değil. Diğer taraftan devletin çatısı altında yani engelli ya da özürlü çocuğun eğer aile yoksa ve bakıma ihtiyacı varsa herhangi bir kurum. Sosyal Hizmetler Dairesi'nin böyle bir şeyi oluştu yeniden.